Merhaba, bu videoda kolay yoldan WordPress hosting taşıma nasıl yapılır bunu bulacaksınız. Normalde bu hosting taşıma işlemleri gayet teknik, can sıkıcı ve problemli olabiliyor. O yüzden kolay yoldan dedim. Bu anlatacağım metotla kolay bir şekilde hiç o teknik işlemlere girmeden hızlıca sitenizi taşıyabilirsiniz. Hemen konuya girmek istiyorum. Evet, sitemikuruyorum.net adında bir web sitem var. Şimdi bunu e, halihazırdaki hostinginden başka bir yere taşıyacağım. E, sitemikuruyorum.net adında bir e, web sitem var. Bu şu anda bir hostingde duruyor. Bu e, videoyu çekebilmek için deneme amaçlı bunu başka bir hostinge taşıyacağım. Başlangıçta söylemiştim kolay yoldan diye. Normalde... Veri tabanınızı ve dosyalarınızı ayrı ayrı yedekleyip o şekilde sonucuya göndermeniz gerekiyor. Bunu cPanel'de yapabiliyorsunuz. Ama bunun için bazı teknik bilgiler bilmeniz lazım. PHPMyAdmin ekranını kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Bunun gibi eğer teknik işlemlerle uğraşmak istemiyorsanız, GoDaddy'nin otomatik taşıma tool'u var. GoDaddy'de de iki tane farklı hosting türü var. Birisi cPanel hosting, birisi de WordPress yönetimli hosting. Burada size bahsettiğim WordPress yönetimli hosting bu videonun açıklamasındaki bağlantıdan ya da şu anda e, ekranda gördüğünüz bağlantıdan tıklayarak e, Deluxe paket ya da Temel paket alabilirsiniz. Benim tavsiyem Deluxe paket almak. Hatta mümkünse bir yetiyorsa bunu 3 yıllık alın. Çünkü kur farklarından ve fiyat e, dalgalanmalarından da böylece etkilenmezsiniz. Hostinginizi aldıktan sonra e, Ürünlerim sayfanızda böyle bir ürün gelecek. Deluxe yönetebilir, WordPress, Web siteleri ya da Temel diye. Buradan kurulama basıyoruz. Evet. Burada bizden yeni bir site tabi kurmamızı bekliyor. E, aşağıda e, mevcut bir WordPress sitesini taşıyın diye başka bir seçenek var. İşte biz bu seçeneği kullanacağız burada. Tıklıyorum oraya. Evet, hangi siteye geçiş yapıyorsunuz diyor. Buraya taşımak istediğim sitenin alan adını yazıyorum. Daha sonra veri merkezini soruyor bize. Avrupa'yı seçebilirsiniz. Hangisini öneriyorsa o ok kalabilir. Daha sonra kullanıcı adım ve şifrem bu sistemi kuruyorum net sitesinin yani şu admin paneline giriyorsunuz ya bakın sistemi kuruyorum net WP admin. Oraya girdiğinizde kullanıcı adı ve şifresini buraya yazmanız lazım. Kullanıcı adım fikretmiş şifremi de gireyim. Evet kullanıcı adı şifresini girdim. Burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. Taşıma yapmadan yapmanız gerekenleri anlatmış site. Taşıma işlemi arkadaşlar sitenin büyüklüğüne göre tabii ki de değişiyor. Ne kadar çok dosya yüklersiniz o kadar uzun sürecektir. Site bakım modunda olmasın kesinlikle yani e, siteye bir under construction yapım aşamasında eklentisi kurduysanız lütfen bunu kaldırın. Hatta bence mümkünse cache eklentiniz varsa bunu da kaldırın. Bu çünkü taşıma sırasında sorun olabiliyor. Güvenlik eklentisi varsa bu güvenlik eklentisini durdurabilirsiniz. Bazen güvenlik eklentileri de engelliyor bu taşımayı. Eğer wordpress.com'da bir siteniz varsa bunu taşımak istiyorsanız bunun yöntemi farklı. Bu yöntemi orada kullanamıyoruz maalesef. Mevcut sitenizde herhangi bir şey olmayacak. Taşıma sırasında Go dedik oraya bir eklenti kuruyor ve taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Taşıma işlemi sırasında da sitenizde herhangi bir kesinti olmuyor. Taşıma başarısız olursa mutlaka bir kez daha deneyin. Çünkü bazen olabiliyor. Sizin sunucudan kaynaklı ya da Go tarafından kaynaklı. Eğer yine yapamazsanız benimle iletişime geçebilirsiniz eğer bu konularda teknik bilginiz yoksa. Biz de size taşıma işlemleri yapıyoruz. Taşıma işlemi bittiğinde de size bir e-posta gelecek. Dediğim gibi size taşıma 1 saatte sürebilir. 3 saatte 6 saatte bunu e-posta ile alacağız. Taşıma işlemi bittikten sonra da DNS ayarını yapacağız ki onu da size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet bilgileri yazdık geçişe basalım ve başlayalım. Gördüğünüz gibi işleme başladı. Benimki hızlı sürüyor çünkü çok bir bilgi yok sitede. Demiş ki 30 dakika ile 2 saat sürebilir. Burayı bekleyelim bakalım birazcık. Evet kurulum tamamlandığında mail geleceğinden bahsetmiştim. GoDaddy'den bir mail gelmiş WordPress kullanımı hazır diye. Şu da bizim geçici alan adımız. Panelde de şöyle bir ekranda karşılaşıyoruz. İşte 77g 1fa diye bir web sitesine taşınmış bütün verileri. Buradan site görüntüleri yapalım önce bakalım neyle karşılaşacağız. Yeni sekmede açıyorum. Evet gördüğünüz gibi benim az önce sistemi kuruyorum.net sitesini olduğu gibi tamamen buraya taşımış. Başka herhangi bir işleme gerek kalmadan bu taşımayı gerçekleştirmiş. Eğer yine bir sorunla karşılaşırsanız şuradan yönetim paneline girip ana sayfayı düzenlemeniz gerekebilir. Yani ana sayfayı ayarlamak ayarlardan e, yahut da e, menüde bazı sorunlar çıkabilir. Bunları basitçe düzenleyebilirsiniz. Şu ana sayfayı mesela okuma ayarlarından ayarlamanız gerekebiliyor bazen. Şuradan ana sayfayı. Bizimkisi şu anda doğru. Peki hocam bu geçici alan adını nasıl ben e, gerçek alan adımla yer değiştireceğim? Onu da şu şekilde yapacağız. Şimdi buradayken şuradan ayarlara basıyoruz. E, burada bakın özelleştirilmiş alan adı kurulumu. Bunu kura basarak yapabilirsiniz öncelikle. Ama bu pop-up'ı göremezseniz buradan ayarlara geliyoruz. Alan adı ekleyin diyor. Buradan alan adı ekleye tıklıyoruz. Ee, eklemek istediğimiz alan adını buraya yazmamız lazım. Şu an burada benim Godden hali hazırda satın aldığım alan adını görüyoruz. Bunu eklemek istemiyorum. Bir harici veya alt alan adı eklemek istiyorum. Bunu seçmeniz lazım. Buraya da sitenizin domainini yazacaksınız. Başına www vesaire hiçbir şey yazmayın. Mutlaka bu kutucuk işaretli olsun. Bunu birincil yapacak çünkü. Ekleye basalım. Evet bu işlem 3-4 dakika kadar sürecek. Daha sonra bize bir IP adresi verecek. Ve o IP adresini benim DNS'e girmem lazım. Sistemi kuruyorum net domaininin DNS'ine bu IP adresini belirtmem lazım. Birazdan onu da nasıl yapacağınızı anlatacağım. Evet bakın sistemi kuruyorum Nokta.net birincil olmuş ama henüz DNS ayarını yapmadım. Evet bakın şu üst tarafta şu ayarların şu üst kısmında şuradan daha fazla göstere bastığınızda sitenin sunucusunun IP'sini görüyoruz. Bu IP'yi benim DNS'in A kaydına kaydettirmem lazım. Yani sistemi kuruyorum Nokta.net domaininin hangi sunucuda olduğunu e, DNS ayarlarından belirtmem lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için alan adını satın aldığınız yere gidiyorsunuz. Ee, ve DNS ayarları ile alakalı yeri buluyorsunuz. Bakın sistemi kuruyorum Nokta.net anladanın DNS'nin yöntemine geliyorum. Şuradan isim sunucusu NS olarak geçmiş name server. Şu an bu Truehost'ta bulunuyor. Bu DNS'leri de benim GoDaddy'ye taşımam lazım. Bunun için de buraya gelip Evet bakın sayfa yenilediğiniz dedi zaten bunda sorun olduğunu görebilirsiniz. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar e, sistemi kuruyorum.net alan adının DNS kayıtlarını değiştirmemiz lazım. Nedir DNS kayıtları? Ben bunu Trost'tan almıştım mesela sistemi kuruyorum.net. Buradan yönetime basıyoruz. İsim sunucusu. E, bu DNS adreslerini GoDaddy'ye e, yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu da GoDaddy verdi. Şurada bakın o da barındırmamda değildi. alan adlarına geliyorsunuz. Ve aşağıda bakın sistemi kuruyorum.net barındırılan DNS demiş. Buna tıklayıp DNS yönete basalım. Evet bakın NS41 ve NS42 olarak iki tane DNS adı var. Bunu kopyalayıp buraya yapıştıralım. Aynısı sadece 42. Name Server kayıtlarını güncelleyelim. Bu Name Server kayıtlarını da güncelledikten sonra artık sistemi .Net'e gelenler bizim GoDaddy'den aldığımız bu hosting'e yönlenecekler. Son bir noktadan daha bahsedeyim. Bu DNS ile alakalı yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızda hemen değişmez. 1-2 saat alabilir. Hatta 1-2 saat sonra da mutlaka bir bilgisayarı kapatıp açın. Çünkü DNS bir kere bilgisayarda eski haliyle kalırsa ön tutuluyor ve değişmiyor. Yine de sorularınız olursa çekinmeden bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.